Marmaris'in Turgut Mahallesi'nde mahalleye Hakimtepe'de yer alan 40 yıl öncesine kadar köylülerin türbe diye ziyaret ederek adaklar adadığı 2300 yıllık anıt mezarın türbe olmadığı ortaya çıkınca bu defa kaçak kazı nedeniyle içi talan edildi. Milattan önce 300 yıl önce yaşayan Yunanlı boksör Diagoras ve ailesine ait olduğu ortaya çıkan anıt mezar, mimari yapı anlamında Türkiye'de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor. Marmaris'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Turgut Mahallesi'nin çıkışında dağın zirvesinde yer alan piramit şeklinde mezar 40 yıl öncesine kadar yöre halkı tarafından türbe sanılarak adaklara danıyor, umut beklentisiyle dualar ediliyordu. Yunanlı boksör Diagoras'a ait piramit mezar mimari tarzıyla dünyanın 7 harikasından biri olan mausoleuma benzerliğiyle dikkat çekiyor. 6 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğindeki piramit mezarın girişinde kitabesi yer alıyor. Profesyonel turist rehberi ve aynı zamanda kariyer yolunu ilk keşfeden isimlerden birisi olan Altay Özcan açıklamalarda bulundu. Diagoras ve eşi Aristomaka için yapılmış bir anıt mezar. Ama tabii bu yıllar içerisinde unutulmuş ve Turgut köylüleri buraya türbe olarak geliyorlar. Türbe ziyaretine geliyorlar ve bunun içinde bunu köylülerden dinlediğimiz hikayelere göre anlatıyorum. Mesela eskiden askere gidecek olanlar mezarın içerisine girip bir toprak alıp bunu kesenin içerisine koyuyorlar. Bunu yanlarında götürüyorlar ve askerlik bitene kadar, yani o zamanlar 3 yıl 4 yıl mı sürüyor artık ne sürüyorsa, yanlarında taşıyorlar. Gelip askerlik bitiminde güvenle geldilerse yine aynı toprağı içerisine boşaltıyorlar. Şu haliyle Türkiye'deki tek örnek. Bu şekle sahip ve en iyi korunmuş mezarlardan biri. Kaçak kazıcılar bunu kazdığında tabii insanlar artık türbe olarak gelmeyi kesiyorlar. Çünkü bir bakıyorlar ki işte yüzükler çıkıyor, taçlar çıkıyor, kolyeler çıkıyor altından. Anlıyorlar ki burası bir cavur mezarı olarak bahsediyorlar ve gelmeyi kesiyorlar. Ama köylüler gelmeyi kesti de o kazanlar da hiçbir şekilde faydalanamamış bu işten. İşte kimisinin delirdiğini söylüyorlar. Bir tane eşiyle beraber, eşiydi kazanlardan birinin eşiymiş burada. Hiç o mutlu olamadık, ayrıldık diyor. Bir tanesi ölmüş, diğeri hastalanmış ve bu hikayeyi bütün Yarımada biliyor. Çağba Dede'yi de bütün Yarımada'daki insanlar biliyor ve ziyarete geliyorlardı.